Merhaba sevgili seyirciler, Haber Masası'nda gündem başlıklarıyla karşınızdayız. Tabii ki dünkü faciayla başlayacağız. Akşam saatlerinde sağanak yağış ve dev dolu parçaları adeta hayatı felç etmişti. Ve yaralılar da vardı. İstanbul tanınmaz hale geldi. Ağaçlar, elektrik direkleri devrildi. Dolu parçaları nedeniyle zarar gördü. Binalar dahi zarar gördü. Adeta böyle kurşun izlerini andıran görüntüler ortaya çıktı. Ulaşım tabii felç oldu. İstanbul bir anda kara bulutlarla kaplandı. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Buna bakacağız tabii. Şimdi sel felaketi yaşandı diyoruz ama bu aşamaya gelmeden önce alınması gereken önlemler nelerdi? Ya da doğa bir anlamda tepki mi veriyor? Tepkisini böyle mi gösteriyor? Buna bakacağız. Cumhuriyet dava devam ediyor. Bugün karar günü. Çok önemli bir gün ve bakalım neler olacak. 4 gündür savunmalar gerçekleştiriliyor. Savunmalar arasında tabii bu iddianamelerin içeriği herkesi şaşırtmıştı. Savcının o iddianamenin içeriğini bilmemesi herkes buna çok şaşırmıştı. Bunu konuşacağız. Bir taraftan meclis kapandı. İş tüzük kabul edildi. Ne anlama geliyor, ne maddeler var? Mecliste muhalefet milletvekillerini neler bekliyor? Muhalefetin sesi mi kısılmaya çalışılıyor? Bunu da konuşacağız. Hemen konuğumuza dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Dünkü faciayla bir başlayalım. İş çıkışında özellikle işte şiddeti arttı. Bir anda İstanbullular neye uğradığını şaşırdı. Ama şimdi bir geçmişe gidersek işte HES'ler, termik santraller vesaire bir sürü şey biz doğanın hani dengesini bozuyoruz. Yani toprak alan neredeyse kalmadı. Bu uyarılar zaten hep yapıldı. Gerek mecliste, gerek basına açıklamalarda her defasında özellikle muhalefet tarafından yapıldı. Neticesinde de doğa böyle bir tepki mi veriyor bize şimdi? Evet, öncelikle şunu ifade edeyim. Bir defa bilime inanmak lazım. Bilim dışı hareket ederseniz bu tür belalardan kurtulmanız söz konusu olmaz. İstanbul'da AKP iktidarıyla birlikte hatta ondan önce Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden itibaren çok açık bir şekilde ranta dönük bir belediyecilik anlayışı hakim kılındı. Ve o İstanbul'un, dünyanın en güzel kenti İstanbul'un dokusu değiştirildi. Bir coğrafik yapı vardır. O coğrafik yapıya sen onun aksine sadece kendi doğrultunda rant esaslı bir anlayışla belediyecilik yaparsan sonuç budur. Bakın İstanbul'da sel yatakları vardı. Sel yataklarının üzerinden AVM'ler yapıldı. İstanbul öyle bir çirkin yapılaşmaya sahne oldu ki ve o yapılaşma sonuçta dün yaşadığımız trajediyi bizim önümüze koydu. İklim değişikliğinden bahsediliyor. Bütün dünya bu konuda çok ciddi tedbirler almaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Ama bizimkiler iklim değişikliğine dahi inanmıyorlar. Bu bir tabi afet diyorlar, geçiştiriyorlar. İngiltere 2040 yılında bir karar aldı. Artık dizel arabaların kullanılmasına son veriyor. Sadece elektrikli araçlar trafiğe çıkabilecek. Tedbir alıyor. Egzoz gazının o kötü sonuçlarını ortadan kaldırmak adına ciddi tedbirler ileriye yönelik alırken biz İstanbul'da bu felaketleri Allah'tan geliyor, baş göz üstüne deyip geçiştirmeye çalışıyoruz. Önemli yatırımlar yapılabilir kentlerde ama önce o yatırımların bilime uygun yapıldığının araştırılması lazım. Tüneller yapılıyor. O tüneller büyük bir gösteriyle, gösterişli bir şekilde açılıyor. Ama 10 dakikalık, 15 dakikalık bir yağışa o tüneller teslim oluyor. Dünkü hadisede o kadar dramatik sahneler vardı ki. Düşünün, bir otobüsün üstüne yolcular çıkarılmış, çaresizlik içerisinde kendilerine uzatılan bir merdivenle aşağı inmeye çabalıyorlar. O yarım saatlik dolu yağışından sonra sel İstanbul'u basmış. Vatandaşlarımız yüzerek canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Evet. Facia üstüne facia yaşandı. Çok şükür ki daha büyük can kaybı söz konusu olmadı ama bunu yine bir takım klasik açıklamalarla geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Demek ki bundan sonra her türlü yağışta İstanbul adeta teslim olacak yağışa ve hayat duracak.
Dün de 9 gün önce de... Şu görüntü özellikle mesela. Evet. Belediye otobüsünün işte hali. Evet. İnsanların otobüsten nasıl çıktığı. Evet. Yani hangi çağdayız, neredeyiz? Nasıl böyle bir şeyle biz... Dünya da bunu görüyor neticede. Aynen. Yani. Bunu sadece biz görmüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi altyapıdan çok üst yapıya önem veriyor. Çünkü üst yapı gelir getirici kalemlerle dolu. Üst yapı rant öncelikli yapılar. İşte böyle siz altyapıya önem vermezseniz, sizin kanalizasyon sisteminiz, ishale hatlarınız sağlıklı olmazsa bu tür yağışlarda şehir o yarım saatlik yağışa teslim olur. Vatandaşlarımız çok ciddi şekilde zarara uğruyor. Hı hı. Ve vatandaşlarımızın o kendileri için çok önemli olan evleri sel basıyor, zarar ziyana uğruyorlar. Kimse onların o sıkıntılarını da ortaya kaldıracak tedbir almıyor. Sadece işte günü kurtaran açıklamalar, küçük palyatif bir takım tedbirlerle geçiştiriyor. Nereye kadar? Bir dahaki yağışa kadar. İnanın Elif Hanım, elimiz yüreğimizde. İstanbul'da meteoroloji bir yağış açıklaması yaptığında yine bir felaketle karşı karşıya kalacak mıyız diye tedirgin oluyoruz. Yine uyarılar yapılıyor. Evet. Bugün içinde özellikle. Şimdi bir başka şey, meteoroloji kuruluşu var. Meteorolojinin artık günümüzde çok ciddi açıklamalar yapması gerekiyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi meteorolojiyle ilişki içinde günler öncesinden bu yağış ve hava durumu takip edip ona göre ciddi önlemler niçin almıyor? Artık aylık hava tahmin raporları çıkıyor ve %90'ın üzerinde bir gerçeğe yakın hava tahmin raporları çıkıyor. Biz herhangi bir yerde bir etkinlik yapmayı düşündüğümüzde bir ay, bir buçuk ay öncesinden o günün hava tahmin raporlarını inceliyoruz. Ona bakıyoruz. Koca İstanbul 9 gün önce bir felaket yaşamış. 9 gün sonra daha büyük bir felaketle karşılaşıyoruz. Ama meteoroloji birkaç saat kala açıklama yapıyor. Havanın yağışlı olacağını ya da işte kapalı olacağını ifade ediyor. Belediye de o süre zarfı içinde tedbir almıyor. Dolayısıyla bunun temelinde bilinme inanmak lazım. Ve o şehrin, o bölgenin coğrafik yapısını korumak lazım. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde o coğrafi oluşumlar yüzlerce yıl içinde bir süre içerisinde binlerce yıl sonra oturmuş coğrafi yapılardır. O coğrafi yapıların bir özelliği vardır. Yani dere yataklarının, o sel kapanlarının bunların hepsini bir doğa kendi içerisinde bir düzen tutturmuştur. Ne oluyor? İşte bu felaketlerle karşılaşıyoruz. Doğanın kendi içerisinde oluşturduğu o yapıyı siz insan eliyle bozarsanız işte böyle sonuçlarla karşılaşırsınız. Deprem riski mesela şimdi İstanbul için özellikle bu hep söylenir. Çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu. Geçtiğimiz günlerde işte Ege'de yaşanan deprem sonrası, evet, hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da belediyelere teşekkür etti. Evet. Gerçekten de hani gördük nasıl çalışıldığını, önceden bir önlem alındığını, nasıl hemen mağdur edilmediğini vatandaşların da işte altyapının, siz hep üst yapı dediniz şimdi Büyükşehir Belediyesi için İstanbul'un, evet, ama Ege depreminde gerçekten gördük ki altyapı, işte şebeke sorunu, hiçbir şey. Yani kısa süreli elbette ki bunlarla karşı karşıya kalınıyor ama çözümünü, tabii, bir an evvel bulmak mesele. Ama bir fark var. Orada sosyal demokrat belediyecilik var. Hı hı. Orada CHP belediyeleri var. Orada çıkar amaçlı belediyecilik söz konusu değil. Orada halkın mutluluğunu önceleyen, daha yaşanabilir kentler oluşturmak adına bir anlayışla belediyecilik yapılıyor. Temel fark bu. İnsan odaklı bir hizmet, evet, söz, evet, konusu orada. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz biraz önce tünellerden bahsettiniz. Avrasya Tüneli'nin açılışı sırasında, hı-hı, çok iddialı bir konuşma yapmıştı. Evet. İşte tabii o konuşma hemen akıllara geldi. Çünkü bu İstanbul'da yaşanan felaketin ardından bir dinleyelim neler demişti, ardından devam, peki, edelim. Bu günde 100 bin araç dışarıdaki hava şartlarından etkilenmeden rahat bir şekilde burayı kullanacaktır. Artık fırtına çıktı. Vapur seferleri iptal oldu. Sis çöktü.
köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. Bir taraftan Marmaray, bir taraftan Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul'un iki yakası arasında dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. Bu eser için devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. İş bilenin kılıç kuşananındır. İş bilenin kılıç kuşananın evet. dedi. Bundan evet. sonra böyle görüntüler olmayacak derken biz de dünkü görüntüleri yanda aktardık izleyicilerimize. Evet, evet. Şimdi AKP Genel Başkanı'nın bu konuşması tamamen bir şehircilik anlayışının iflasıdır. Bırakın orada ulaşım konusunda bir rahatlama sağlamayı, daha ilginç bir şey söylüyor. Yüz binlerce araç orada park edebilir diyor. Yüz binlerce araç o tünelin içinde park edecek. Orada kıyamet kopar. O araçları oraya 100.000 aracı park edeceksiniz. O araçların transferi nasıl sağlanacak? Araç içindeki insanlar ne yapacak? Mümkün değil. 150-200 araç tünellerde vardı. Anında tünel kapatıldı. Tüneller kapatılıyor. Alt geçitler dün gördük. Ya da metro istasyonları, duraklar vatandaşların sığınağı haline geldi. Ulaşımları değil, sığınak olarak kullanmaya başladılar. Can havliyle oralara gidip orada saatlerce beklemek zorunda kaldılar. İşte o kılıç kuşananların, iş bilenlerin Türkiye'yi hale getirdiklerinin somut örneklerinden bir tanesi. Dün AKP belediyeciliği, bir kez daha söylüyorum, tümüyle iflas etmiştir. AKP belediyeciliğinin nasıl çıkarcı bir anlayışla belediyecilik yaptıklarını dün de 9 gün önce de gördük ve üzülerek söylüyorum, eğer bu anlayış devam ederse, yeterli önlemler alınmazsa bundan sonra İstanbul'da her yağmur ve kar yağışlarında biz bu tür facialarla karşı karşıya kalacağız. Ankara'da da görüyoruz zaten Ankara'da benzerini. Da, Ankara'da da o işte 40 günde tamamlandı, 50 günde tamamlandı, alt geçitlerin tamamı yağmur sularıyla doluyor. İşte bu bir zihniyet, bir anlayış. Şimdi zihniyet eğer insan odaklı belediyecilik olmaz ise, zihniyet halkın rahat edebileceği bir anlayışı güden belediyecilik olmazsa, zihniyet belediye gelirlerini vatandaşların çıkarına kullanmak olmaz ise sonuç bu. Ankara'da da böyle olur, İstanbul'da da böyle olur, bir başka kentte de böyle olur. Hı hı. Şimdi tabii mesela böyle bir felaketle karşı karşıyayken işte sizler mesela mecliste belki de bu sorunu gündeme getirerek, gündeme evet. taşımak istersiniz. Ama bir taraftan iş düzeye de geçiş yapacağım böylece. Evet. Sesiniz de kısılıyor. Evet. Çok örnekleri var. İşte Soma gibi, Karaman olayı gibi birçok örnek grup önerileriyle gündeme geliyor ve kamuoyunun evet. duyması sağlanıyor. Şimdi bunlar kısıtlandı. Galiba 3'er dakika falan düşecek sizlere süre olarak. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bütün dünyada en özgür kullanılan kürsü ve mikrofon demokratik ülkelerde parlamentonun kürsüsüdür. Evet. Orada halkın temsilcileri ülkenin ve halkın sorunlarını ve çözüm önerilerini yansıtırlar. Biz kürsü dokunulmazlığının, parlamento kürsüsünün özgürce kullanılmasının çok önemli ama çok önemli olduğunu her fırsatta dile getirdik, dile getirmeye devam edeceğiz. Bizim sesimizi kısmaya çalışabilirler. Zaten parlamentoda diğer siyasi partilerin çok da aktif bir parlamento çalışması sergilediğini de görmüyoruz. Biz gece yarılarına kadar milletvekili arkadaşlarımız her halükarda oradadır. O görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi süreyi kısıtlıyorlar. Parlamentoyu itibarsızlaştırıyorlar. İşlerine geldiğinde Gazi Meclis'ten bahsediyorlar. Gazi Meclis'e vurgu yapıyorlar. Ama Gazi Meclis'in o kürsüsüne kara çarşaf dahi giydirdiler.
Bu utanılacak bir durum. Kendi bulundukları çatıya, kendi bulundukları parlamentoya dahi saygıları olmayan bir anlayış söz konusu. Bakın o iç tüzük değişikliğini AKP ve MHP işbirliğiyle getirildi. Biz ısrarla hem iç komisyonda hem de genel kurulda her fırsatta bunun ne kadar yanlış olduğunu dile getirdik. Bakın Elif Hanım, öyle yanlış bir şey uygulama söz konusu ki parlamento kürsüsünde herhangi bir şekilde düşünce ifade edildiğinde hoşlarına gitmezse para cezasıyla cezalandırılacaklar. Ne ticari işletme mi orası bu, yani? Bu ticari işletmenin ötesinde para cezasıyla terbiye etmeye çalışıyor milletvekillerini. Peki neye ne göre olacak mesela? Anlayış. Şimdi hakaret olarak değil mi? Eleştirmek de orada hakaret mi olacak o zaman? O da ucu açık bir şey. Düşünün ben bunu çok net bir şekilde koymadıkları için herhangi bir şekilde göğsüme bir anlamlı bir yazıyla çıktığımda bu o kapsama giriyor mu girmiyor mu belli değil. Ya da yakama herhangi bir rozet, küçücük bir obje takıp çıktığımda bu o kapsama giriyor mu girmiyor mu? O da belli değil. Bunu tümüyle bizim arkadaşlarımızın, orada ciddi anlamda muhalefet yapan arkadaşlarımızın bir takım görsellerle konuşmalarını zenginleştirmek adına çıktıklarında haksız oldukları için o görseller rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek için böyle önlemler alıyorlar. İç tüzük değişikliği yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz yine o kürsüyü sonuna kadar kullanacağız. Halkımızı bilgilendirmek adına, vatandaşlarımızın sorununu dile getirmek adına ve parlamentoda nitelikli bir çalışma koymak adına o kürsüyü kullanacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gerekirse bizim 12 aylık maaşımızı kessinler. Biz maaş derdinde değiliz. Maaşı kesileceklerin korkusunu yaşayanlar belli. Onların başka gelirleri de vardır muhtemelen. Ama biz maaşımız da kesilse, hiç maaş almasak da o kürsüyü bu ülkenin ve 80 milyon vatandaşın çıkarları için kullanmaya devam edeceğiz. Yani doğruları söylememek mi değil mi? Hani maaş kesilecek diye. Evet. Şimdi Ahmet Aydın diyor ki... Bir de o kürsüden söyleyenler niçin rahatsız etsin milletvekillerini? Hakaret edilmiyor. Farklı söylemler içerisinde bulunmuyoruz. Bir sorun dile getiriliyor. Sadece şimdi kamuoyu aydınlatılıyor aslında. Cinsel tacizle ilgili çok önemli sorunlar yaşanıyor Türkiye'de. Bunu biz parlamento kürsüsünden dile getirmezsek, bunu biz deşifre etmezsek, o masum çocukların haklarını nasıl koruyacağız Allah aşkına? Evet. Bunun önüne geçmek hangi vicdana sığar? Hangi ahlakası sığar? Hangi inanca sığar? Yani o kürsü bu amaçlarla kullanıyor. Soma faciasında o kaybettiklerimiz, o emekçi kardeşlerimiz yerin 400-500 metre altında çoluk çocuklarını ekmek götürmek için alın teri döken insanların çok anlamsız bir şekilde hayatlarını kaybetmeleri, bir cinayete adeta kurban gitmelerini parlamento kürsüsünde dile getirmek niçin rahatsız ediyor? O kürsü bunlar için kullanılıyor. Hoşunuza gider gitmez. Ama yaptığınız yanlışlıkları, uygulamaları, usulsüzlükleri o kürsüden dile getirmeyeceğiz de nerede konuşacağız? Bir de öyle ilginç bir durum var ki şimdi bunun benzeri 2011'de yine gelmişti. O zaman aynı maddeler hatta hiç değişiklik olmadığını biliyorum o 18 madde içinde. Yani bazıları değişmiş, bazıları direkt kopyalayıp yapıştırma yöntemiyle. Peki o zaman Milliyetçi Hareket Partisi belki biraz değişiklik vardır. Mesela MHP o zaman aynı maddelere hayır demişti. Şimdi ne oldu? Ruh ikisi mi oldular? Şimdi tabii sadece iç tüzük konusunda değil. Birçok konuda tabii. Birçok konuda geçmişte söylediklerinin taban tabana zıt söylemleri ve uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Artık AKP'nin çok fazla sözcüsü de basına çıkmıyor. Sayın Bahçeli bir AKP sözcüsü gibi herhangi bir gündemde bir konu varsa hemen ilk ağızdan böyle AKP'yi koruyan, kollayan, destekleyen açıklamalarda bulunuyor. Bir işbirliği söz konusu. Bu işbirliği siyasi menfaat üzerine kurulmuş bir işbirliği. Bu işbirliği ülkenin çıkarlarına dönük bir işbirliği değil. Geçmişte söylediklerinin taban taba zıttını şimdi MHP söylüyor ve uyguluyor. İç tüzükte de aynı şey yapıldı. Ama vatandaşlarımız bunu görüyor. Görüyor ki MHP'deki o ciddi erime her geçen gün artıyor. Bize de çok yoğun bir şekilde
MHP sempatizan ya da MHP'ye oy veren vatandaşlarımızın müthiş bir şekilde son aylarda teveccühü var. Adalet yürüyüşünde de aynı zaten. Gördük. Partiye gelip üye olmak istiyorlar. Bizimle birçok konuyu paylaşıyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Bizim ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Ama MHP, AKP ile işbirliği yaptığı sürece bu onlar açısından ciddi bir erozyona yol açıyor. Meclis Başkanı, Başkan Vekili Ahmet Aydın dedi ki burası sokak değil diye seslendi kürsüden. Şimdi adalet yürüyüşünde de adalet sokakta aranmaz, gelin meclise konuşalım denilmişti. Ne demek gerekiyor şimdi Ahmet Aydın'a? Şimdi sokağa çıkmak suç, parlamentoda konuşmak suç. Peki ne yapacağız? Yani darbe parlamentolarında dahi olmayan uygulamalar söz konusu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O gazi meclisi. Biz sokağa çıktığımızda asla şiddete başvurmuyoruz. Aksine şiddeti körükleyecek davranışların önüne geçen yöntemler ve tedbirler alıyoruz. Adalet yürüyüşünde bu tür provokatif girişimler söz konusu oldu ama bir tanesine, o yürüyüşe katılan vatandaşlarımızın hiçbir tanesi dönüp o provokatif eylemi büyütecek bir davranış sergilemedi. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki alkışlarla karşılık verildi. Ve bu o provokatif eylemleri de önledi. Sokakta böyle davranıyoruz. Bizim sokaktan anladığımız demokratik hak arayışı. Asla şiddet içermeyen, sadece ve sadece kendi düşüncemiz doğrultusunda o barışçıl bir dil kullanarak barışı, birliği, kardeşliği önümüze koyarak yaptığımız etkinlikler. Bu etkinlikler rahatsız ediyor. Parlamentoda bırakın rahat rahat konuşalım dediğimizde de bu defa da parlamentoda bizim sesimizi kısma adına bu tür değişiklikler yapıyorlar. Bu bir korku. Kendisine güvenen, yaptığı işlerin doğru olduğuna inanan insanlar niçin böyle yollara başvursunlar? Demek ki bir rahatsızlıkları var. Demek ki işler onun adına doğru gitmiyor, onların adına doğru gitmiyor. Demek ki ciddi bir sorun var ve biz o sorunları çok iyi analiz ediyoruz. O sorunları biz gündemde taşıyoruz, çözüm üretiyoruz. Bu AKP'yi ve yöneticilerin, hükümeti rahatsız ediyor ki bu tür tedbirler alma yoluna gidiyorlar. Ya parlamentoda demokrasi işler. Parlamento asıl demokrasinin, demokratik işleyişin beşiği olmalı, oradan başlamalı. Şimdi siz burada bu tür tedbirlerle parlamentoyu işlevsiz hale getirmeye kalkarsanız o zaman bu parlamento işlevsiz, itibarsız bir parlamentoya dönüşür. Kendi yaptıklarının doğru olmadığını bildikleri için rahatsız oluyorlar. Bizim söylediklerimiz de onları rahatsız ettiği için bu tür tedbirler alıyorlar. Ahmet Aydın günü kurtarmak adına dün dündür, bugün bugündür anlayışıyla o gün ne söylemesi, o gün için ne söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor. Hiç onlar için önemli değil. Büyük bir pişkinlikle dönüp bir hafta, 10 gün, bir ay, 2 ay ya da bir yıl önce söylediklerine hiç takılmadan büyük bir pişkinlikle onları görmezden gelip yeni bir düzen tutturabiliyorlar, yeni bir söylem tutturabiliyorlar. Hı hı. Şimdi tabii adalet yürüyüşü aslında biraz iç dengeyi de bozmuş gibi görünüyor mu? Mesela kendi seçmenine iktidar partisi bir anket yaptırdı. Yani Türkiye genelinde değildi o anket, onun altını çizelim. Kendi seçmenine yaptırdığı o ankette bile adalet yürüyüşü öne çıktı orada bile. Yani ardından da bu Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'na işte son anda eklenen o maddeyi de düşünürsek CHP'nin işte FETÖ ile ilişkilendirilmesi. Bütün bunlar adalet yürüyüşünün dengeyi bozduğunu yani göstergesi midir öyle diyelim? Tabii şimdi şöyle bir suçluların telaşı var. Biz öyle barışçıl ve toplumun çok büyük bir kesiminin tarafından kabul gördüğü, katılımın her geçen gün arttığı ve muhteşem bir mitingle taşlandırılan bir etkinlik elbette iktidarı ve AKP'yi rahatsız edecek. Bu son derece doğal bir şey. Rahatsızlıklarını kendi yaptıkları anketlerde de açık bir şekilde gördükleri için daha da büyüyor rahatsızlıkları. O ankette kendi seçmen tabanlarında bile çok ciddiye alındığını gösteriyor bu adalet yürüyüşünün ve mitingin. Aslında aklı selim bir siyaset anlayışı, aklı selim yöneticiler buradan ders çıkarmalı. Bu yürüyüş ve mitingden ders çıkarmalı. Orada çokça sorun dile getirildi. Toplumun her kesimini ilgilendiren adaletsizliklerden bahsedildi.
Şimdi önlerini alıp buradan ders çıkarıp ona göre yeni bir yöntem geliştirmeleri gerekirken bunu yok sayıyorlar. Görmezden geliyorlar. Evet. Biz müsaade ettiğimiz için yürüdüler dediler ve işi böyle geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu iş geçirecek gibi değil. Bir daha yapın. Bu Burhan artık, kızı da yürüsün. Evet, bu artık tarihe, dünya tarihine mal olmuş bir etkinlik halinde. Bütün dünyanın ilgisini çektiği bir etkinlik olmuştur. Ve sadece ulusal değil, sizin de dediğiniz gibi uluslararası medyayı da uzun süre meşgul etti. Ve hep olumlu tepkiler alındı yurt içinden ve yurt dışından. İnanın biz artık örgütlerimizi, zaten biz örgüt öncelikli bir etkinlik yapmadık. Asla öyle bir çağrımız olmadı. Vatandaşlarımız, her kesimden vatandaşlarımız kendi özgür iradelerine katıldı o yürüyüşe ve mitinge. Bu muhteşem bir şey. Çoluk çocuk, herkes oradaydı. Bizim mitingimizle AKP'nin mitingleri arasında çok temel farklar var. Bunlardan bir tanesi, mitingi yapıldığı o il ve bölgede mitinge katılma zorunlu hale getirilir. Öğrenciler, belediye çalışanları, kamu çalışanları ve pişkince bunu resmi yazıya da dökerek davet ederler. Hatta imza toplandığı dahi söyleniyor. Mitinge katılma anında evet. İmza toplandığı dahi söyleniyor. Bizim mitinglerimizde böyle bir şey yok. Bizim mitinglerimize katılanlar gönüllülük esasına göre katılırlar. İkinci temel fark, AKP'nin mitinglerinde devletin bütün olanakları kullanılır. Örneğin o ilin bütün belediye araçları bedavaya taşır. Bizde ise böyle bir şey söz konusu değil. Herkes kendi olanaklarıyla o mitinge gelir. Temel farklılıklardan bir tanesi de bu. Bu açıdan bizim mitinglerimize katılanlar o sloganları, o temel sloganları, o söylemleri, o pankartları içlerinden geldiği gibi birilerinin dayatmasıyla da değil, evde bulduklarına yazar gelirler. Ama onların daha önceden planlanmış, sloganlar belirlenmiştir, düzenlenmiştir. Resmi bir anlayış hakimdir. Evet. Çok temel farklar vardır ve işte bizim o görkemli mitingimiz bildiğiniz gibi 170 bin, 175 bin gibi rakamlarla telaffuz edildi. Ben aslında İstanbul Valisi'ni haklı buluyorum. İstanbul Valisi ve İstanbul Valisi'nin görevlendirdiği şahıslar miting alanına giremediler o muhteşem kalabalıktan. Onların zikrettiği 175 bin kişilik kalabalık alana giremeyip de kafeteryalarda, kafelerde, kahvelerde oturanları ifade ediyor. Mitinge katılanları değil. Daha alana giremeyenler. Evet. Çünkü o kadar fotoğraf paylaşıldı ki sosyal medyada. Aynen. Giremedik ama buradan izliyoruz diye. Evet. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maltepe miting alanını tarif ettiği rakamlar da var zaten. Somut. Tabii defalarca onu da göstermiştik biz. Orada şu vardı mesela, biri işte termik santral istemiyorum diye geldi. Onun için adalet istiyordu. Biri işte öğrenci kendisi için, öğretmen kendisi için. Yani taşeron, herkesin işçi, aynı işsiz, şekilde. Her kesimin bir adaletle sorunu var. Size uğramış. O adaletsizliği, uğradığı adaletsizliği biz dile getirdiğimiz için onun da o hak kaybını dile getirmek adına oraya gelmeleri çok anlamlı. Demek ki biz bu yürüyüşü yaptığımızda bir adaletsizlik var ve o adaletsizlik toplumun her kesimi tarafından kabul görüyor. Bunu göremiyor AKP, görmek istemiyor, görmezden geliyor. Dünya basını da tabii şimdi bir ana muhalefet lideri elinde adalet pankartıyla, dövizüyle yürüyorsa eğer bu ne oluyor Türkiye'de diye merak ettiler. Yani çok ilgi çok fazlaydı. Bütün bunlar olurken... O yürüyen 69 yaşında bir delikanlıydı. O yürüyenin bu yürüyüşü tamamlayamayacağını düşünenleri öyle denildi. Utandırdı. Hı hı. O yürüyenin daha iyi koşullarda geceyi geçireceğini düşünüyorlardı. Onları utandırdı. Ve dimdik elinde saatlerce o pankartı taşıyarak o yürüyüşü tamamladı. Arkasında da on binler vardı, gönüllüler, milyonlar vardı. Hepsi de aynı zamanda. Bir de sadece yürüyüşe katılanlar ve mitinge katılanlarla sınırı tutmamak lazım. Türkiye'nin dört bir yanından o mitinge katılmak için böyle gerçekten yürekten o katılmak isteyenler vardı. Ama sağlık sorunları nedeniyle ya da işte ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, işleri nedeniyle
katılamamanın üzüntüsünü yaşayanlar bize bunları her fırsatta mesajla, maille, telefonla, mektupla dile getirdiler. İnanın her bir arkadaşımızın odasında yüzlerce bu tür katılamamanın üzüntüsünü belirten mesajlar, mektuplar, fakslar var. Şimdi siz adalet, adalet diye, hak, hukuk, adalet diye yollardasınız. İşte vatandaşın bütün sorununu, yani o yürüyüş boyunca herkesin bir sorunu vardı orada. Hı hı. Onun için yüründü. Meclis Başkanı İsmail Kahraman. Evet. 5 milyon liraya ultra süper lüks ve güvenlikli bir, evet, araç alındı. Hı hı. Önce yalanlandı, sonra tekrar doğrulandı. İşte başbakanlık bütçesinden denildi, meclis bütçesinden. Fark etmiyor. Neticede 5 milyon, yani işte 5 trilyon eski, evet, rakamla eski 5 bayağı trilyon. O görüntülerimiz de var bizim bahçede 0001 plakasıyla, kırmızı plakayla görüntülenmiş görüntülerde. Ne demek gerekiyor şimdi? Lüksten vazgeçemeyen bir evet, iktidar karşınızda, muhalefet, evet, olarak ne diyorsunuz? Vallahi onların lüksü sadece İsmail Kahraman'ın yeni aldığı makam aracıyla sınırlı değil. Onların safahatları ve lüksleri iftar sofralarından, o 5 yıldızlı otellerdeki düzenledikleri yemeklerden, gecelerden başlayarak bakmak lazım. Ama o da çok, onu da mütevazi olarak alalım. Alınan uçaklar. Ve inanın salı günleri parlamentoya geldiğinizde göreceksiniz ki parlamentonun etrafı onlarca böylesi lüks araçlarla dolu ve her bakanlığın, her bakanın, her bürokratın bundan aşağı kalır olmayan araçlarının olduğunu görürsünüz. Tabii 5 milyon liralık bir araç gerçekten Türkiye için büyük bir israf. Yazık. O araçların eşdeğeri araçlar parlamentoda var. Evet, meclis başkanının, ekranımızda. Meclis başkanının kullanacağı araçlar var. Bundan önce çok daha düşük bir araca mı biniyordu? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Ama her birinin böyle birden fazla var. Bunları kullanıyorlar. Bu acaba sorup dönmek lazım. İslamiyet'te israf haram mıdır, değil midir? İslamiyet'te israf günah mıdır, değil midir? Bunu sormak lazım. Evet. Konuşusu açken tok yatan bizden değil anlayışının olduğu bir inanca mensubuz biz. Hı hı. Bizim milyonlarca açımız var. 17 milyon yoksul vatandaşımız var. Çaresizlik içerisinde pazar bittikten sonra oradaki ezik, çürük sebzeyi, meyveyi alıp çocuğunun karnını doyurmaya çalışan binlerce kadın var. Sonra da döneceğiz, Müslümanlıktan dem vuracağız, hadislerden dem vuracağız bu lüksün, bu sefahatın içinde yaşarken. Evet, dün de yine aynı şekilde çok çok yankılandı bu durum. Tabii sadece bu araç değil elbette, sizin dediğiniz, evet, gibi birçok şey var. Herkes, şimdi müfredat da çok tartışılıyor son günlerde cihat, evet, kavramının girmesiyle özellikle. Müfredata ilişkin de mesela birçok bakanın çocuğu mutlaka yurt dışında falan okuyor, değil, tabii, mi yani? Onlar için hani, sorun yok ki. Hiçbir sorun yok. Tabii. Olan işte bizim çocuklarımıza oluyor. Veliler de tabii burada, hani velilere de görev düşüyor. Onu da belirtelim bir kez, hı-hı, daha. Ve Cumhuriyet davasına geçmek istiyorum. Bugün, evet, şimdi karar günü. Ne olacak, nasıl bir sonuç çıkacak bilinmiyor ama evet, bir eylem var şu anda. CHP'li vekiller de orada görüyoruz. Hı hı. Cumhuriyet gazetesi var herkesin, evet, elinde. Özgürlük yazıyor. Hemen şimdi özgürlük, evet, var manşetinde. Şimdi davanın gazete okuma eylemi yapılıyor bu arada, onun altını çizelim. Evet. Davanın ara verilmesi bekleniyor davaya. Avukatlarla beraber de bir açıklama yapılacak. Bunlar da canlı görüntülerimiz şu anda. Böyle şimdi suçlandı. İddianameler birbirine girmiş durumda. Savcı iddianameyi bilmiyor, düşünün, evet, artık. Şimdi tabii burada bir garabet var. Hadi birilerini suçlarsınız da Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in yazarlarını FETÖ'cülükle ilişkilendirmek yani inanılır gibi değil. Aslında kendileri de inanmıyor ama özgür basını susturmak adına, çok sınırlı sayıda özgür basını susturmak adına bunu fırsat bilerek FETÖ'yle ilişkilendirmek istiyorlar. Ama bir şey var. O
tutukluların hepsi müthiş savunmalar yaptılar. Çok. Tarihi savunmalar yaptılar. Evet. Ve ben inanıyorum ki o kürsüde oturan hakimler ve savcı ve iddianame hazırlayanlar herhalde müthiş utanmışlardır. Söylediklerinin hiçbirisinin gerçekle ilgisi olmadığını açık bir şekilde ifade ediyorlar. 40 yıldır bu zihniyetle, bu gerici anlayışla mücadele eden yazarları FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirerek suçlamaya, yargılamaya cüret ediyor bu insanlar. Bunlar toplumun vicdanında hepsi aklanmıştır. Bu tutukluların hepsi toplum tarafından kesinlikle saygınlığı olan insanlardır. Tutuklasmaları devam etse dahi saygınlıklarından asla bir şey kaybetmeyecekler. Ve o tarihi savunmalar tıpkı bundan önceki denizlerin ve diğer savunmalarda olduğu gibi tarihe mal olmuş savunmalardır. Günü geldiğinde bu savunmaların hepsinden alıntılar yapılarak konuşulacak savunmalardır. Ben daha fazla tutuklayabileceklerine ihtimal vermiyorum. Bunun altında ezilirler. Uluslararası basın da takip ediyor yakından ve bu savunmalarla iddianamenin nasıl çürütüldüğünü de görüyorlar. Ben bugün bu tutsaklığın önemli ölçüde sonlandırılacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü hala tutuklarını sürdürecek yasal dayanak kalmadı. 247 gün anlamsız bir şekilde tutuldular, mahkemeye çıkarmak zorundalar. Çıkardılar, mahkemenin ilk anından itibaren o iddianame tamamıyla çürüdü. Her tutukluğunun yaptığı savunma iddianamenin her sayfasını, her satırını, her kelimesini çürütüp yok etti. İşte Ergenekon balyoz sürecinde evet. de gördük benzerini. Evet. Yine orada da savcı yine iddianameyi evet. bilmiyordu yani içerikte neler olduğunu. Hatta o zaman da işte bu iddianameleri kimler hazırlıyor? Evet. O zaman sen hazırlamıyorsan diye savcıya sorular yöneltilmişti. Ahmet Çık'ın ifadeleri çok çarpıcıydı gerçekten evet. ki hepsinin aynı şekilde yine. Bakalım ne olacak? Bugün 5. gün ve gazete okuma eylemi gerçekleştiriliyor şu anda. Evet. Hep bir ağızdan Cumhuriyet Gazetesi okuyor. Hı hı. Orada bulunanlar yine Barış arkadaşı görüyoruz. CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü evet. gördüm. Ve avukatlar, sanatçılar, gazeteciler. Evet. Herkes orada evet. günlerdir destek veriyorlar evet. Cumhuriyet yazarlarına. Ve bütün bunlar olurken işte bir tarafta böyle 5 trilyona arabalar alınıyor, iş tüzük geçiyor. Cumhurbaşkanının bir de tabii kabine üyeleri ve milletvekillerine yaptığı bir açıklama toplantı vardı. Orada diyor ki teşkilatta ahenk ve saygı esastır. Kongre sürecine milletvekilleri müdahil olmamalı. Değişse de değişmese de teşkilatta ortak hareket edilmeli. Vazife en iyi şekilde devam ettirilmeli. Yorulanla devam etmek eşyanın tabiatına aykırıdır diyor. Evet. Uyarılarda da bulunuyor. Benzer uyarıyı MHP lideri de teşkilatlarına evet. yaptı yine. Oralarda onunla bitirelim. Oralarda bir cümle alalım. Biat kültürü hakim. Oralarda lider sultası hakim. Oralarda parti içi demokrasi yok o partilerde. Dolayısıyla böylesine işte açıklamalar yapılır. Onlara parmak sallanır. Zaten AKP Genel Başkanı'nın bu açıklamaları yapmasına gerek yok. Bundan önce hangi AKP ilçe ve il kongrelerinde bir cesur yürek çıkıp da genel merkezin gösterdiği adayın karşısında aday olabildi? Evet. Böyle bir şey yok. Yukarıdan talimatla adaylar belli olur. Formalite peki. kongreler yapılır ve sonuçta AKP ve MHP hı-hı. kongreleri bu şekilde sonuçlanır. MHP seçimle gelen il ve ilçe başkanları sadece muhalif milletvekilleri ve partilerle yan yana durduğu için ya da onları destekleyen açıklamalar yapıldığı peki. için bir çırpıda onlarca il ve ilçe başkanlarını görevden aldılar. Evet. Onların siyaset anlayışı budur. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ediyorum. Kolaylıklar dileyelim size. Evet şimdi kapatalım. Saat başında devam edeceğiz.